1997-1998 sezonunun 17. haftasındayız. Lider Fenerbahçe'nin 9 puan gerisinde 4. sırada yer alan Galatasaray 8. sıradaki Karabükspor'u ağırlıyor. 21 Aralık 1997 günü Ali Sami Yen Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın hakemi Serdar Tatlı. Tabii ki rakiplerimizin puan kaybetmesi bizi sevindiriyor. Ama önce biz kendi maçlarımızı kazanmamız lazım. Bunun için de elimizden geleni yapacağız. Karabük'ün herhangi bir sürpriz yapma şansı var mı? Yok. Daha bir sürpriz yapmayacak. Herkes yapıyor, görüyorsunuz. Biz özellikle içeride çok başarılı oluyoruz. Dışarıda çok büyük bir başarımız yok ama bugün Galatasaray'ın düşüşünden yararlanıp puan alabilirsek bizim için iyi. Yani biz artık kazanıp maçı puan farkını 6'ya indirmeye çalışacağız. İkinci yarı her şeye gebe. O yüzden yani şampiyonlukta herkes gibi bizim de çok büyük iddiamız var. Zor maç olacak. Galatasaray Ali Sami'nin yenilmek çok zor. Yani ilk yarının son maçı. Yani puan almaya geldik. İnşallah iyi gider. Yani puanla döneriz Karabük'e. İlk yarı iyi kapatırız. İlk yarının son maçında iyi kapatmak istiyoruz. Tabii ki rakiplerimizin puan kaybetmesi bizim avantajımız ama mühim olan 90. dakika buradan 3 puanla ayrılmak. İnşallah sonunda gülen taraf biz oluruz. Aslında bir puan için geldik ama galip de gelebiliriz. Tabii sonuçta yenilebiliriz. Bu da doğal. Ama sezonu en azından puanla kapatmak istiyoruz. Bunun için mücadele edeceğiz. Güzel oldu işte. Her şey bizim için oldu. Dün her takım bizim için çalıştı. Çok güzel bir şans yakaladık inşallah. Bugün de buradan 3 puan alırız. Ondan sonra işler kolaylaşır. Selamünaleyküm. Aleykümselam, hoş geldin. Vedat, hoş geldin. Galatasaraylı Vedat. Nasılsın? Bak şöyle de oldum der. Çek çek. Son hafta bayağı sürprizler oldu. Biz de sürpriz yapmaya çalışacağız. Galatasaray da biraz moral menü olarak krizde. Biz birinci devre İyi performans gösterdik. 24 puan aldık. Stressiz çıkacağız. Evet hocam, sürprizlerle dolu bir hafta başladı. Dün favoriler kaybetti. Evet. Sizin lidere yaklaşmanız için bir fırsat doğdu. Evet, devreyi iyi kapatmak için bir fırsat. Oyuncularım bunu değerlendirecektir. Oyun anlayışlıyım. 9'dan 6'ya indireceklerdi. Devre arasında inşallah öyle gireceğiz. İkinci yarıda çok şeylerin değişeceği bir lig oynayacağımız gerçek. Demiş
mücadeleye Karabük Spor takımı başlıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Dursun döndü sol kanada. Taç Karabük Spor'un. Serhat kullanacak endirek serbest vuruşu. Ergün. Seyit. Şimdi pasını aktardı Erdoğan. Karşı karşıya vuruşu savunmadan geri geldi. İkinci pozisyon. Sol kanattan yeni bir atak. Vuruş ve top dışarı gidiyor. Serkan'la çok net bir gol pozisyonundan yararlanamadı Karabük Spor takımı. Karşılaşmanın henüz başı. Serkan görüntüde Mersin İdman Yurdu takımından geldi. İlk sezonu Karabük Spor'da. 22 yaşındaki genç futbolcu. İşte istiyoruz. Seyit'le başlayan atak. Erdoğan vuruşu Fatih'ten sekiyor. Sol kanatta Serkan. Açı dar. Vuruşu kale direğinin yanından dışarı gidiyor top. Hacı sağ kanada. Ümit önündeki boş hareket alanı. Orta Hakan'a doğru. Hakan bıraktı. Arif sağ kanattan destek bekledi. Offside yok. Ümit ceza sahasında. Tehlike büyük. Ümit ikinci pozisyon. Vuruşu savunma çizgisinden çıkartıyor. Tene. Orada Arif de var. Ve maçın hakemi Serdar Tatlı oyunu durdurdu. Endirek serbest vuruş kullanacak Kardemir Demirçelik Karabük Spor. İki takım da fırtına gibi girdi karşılaşmaya. İşte pozisyon. Arif döndü sağ kanada. Ümit Serhat'tan sıyrıldı. Vuruşu offside bayrağı kalkıyor Arif için. Bülent hemen arkasında Erdoğan. Ümit Arif Hakan Tugay Hacı Ufuk Ergün söktü aldı. Ergün ortasını da yaptı. Kafalı duvarında gol. Hakan Şükür attı. Galatasaray 1-0 öne geçti. 19. dakika. Galatasaray 1 Karabük Spor 0. Gol Hakan Şükür. Hakan'ın bu sezon attığı 13. gol bu. Galatasaraylıların büyük sevinci. Hakan Şükür atıyor. Galatasaray 1-0 öne geçiyor. Tribünlerde büyük alkış Hakan'a. Fatih Terim de buna ortak oluyor. 20. dakika. Hakan Şükür. Galatasaray 1, Karabük Spor 0. Hakan Şükür geçen sezon attığı 38 golle dünya gol kralı unvanını aldı ve ödülünü 12 Ocak'ta Almanya'da alacak. İşte o Hakan Şükür. Ergün'ün ortası. Ufuk'la girdiği ikili mücadeleden topu kurtardı Ergün. Ortası adrese gitti adeta. Hakan Şükür vuruşu ve top ağlarda. Değişik açılardan tekrar izliyoruz. Hakan Şükür Galatasaray 1 Karabük Spor 0. Hakan Ergün Hakan Hakan'ın şutu pas oldu. Arif geriye çıkarttı. Hacı açıdan. Hacı. Kale direğinden mi? Tene'nin ayağından mı? Az sonra yeniden izleyeceğiz. Köşe vuruşu diyor maçın hakemi Serdar Tatlı. İşte pozisyon. Arif bıraktı. Hacı açısı çok dar. Ufuk. Sedat. Serkan pozisyon buldu. Serkan geriye Erdoğan sert vuruş aldı. Tugay. Ufuk'tan sıyrıldı. Tugay. Hakan Tahir'den sıyrıldı. Yerde kaldı serbest vuruş Galatasaray'ın. Ve Serdar Tatlı karşılaşmadaki ilk sarı kart Tahir'e çıkıyor. ...9-15'e çekti Serdar Tatlı. Hakan atladı. Hacı'nın vuruşu direkten geri geldi. İkinci pozisyon Hakan Tene. Kale sahası içinde Tene topun sahibi. İkinci gole çok yaklaştı Galatasaray. İşte Hacı. Nefis bir vuruş. Kale direğinden geri geldi. Hakan pozisyonu takip etti. Tene çıktı ve topun sahibi oldu. Hakan Şükür'ün tek golü var mücadelede. Uzaktan bir vuruş dışarı gidiyor. Tugay. Hakan Tugay. Hacı'ya doğru. Hacı ceza sahasına girerken düşürüldü.
Arkadan müdahale kaptan Sedat tarafından ve kırmızı kart. Kırmızı kart Sedat'a. Karabük Spor geride kalan dakikalarda 10 kişiyle mücadele edecek. Takım kaptanı işte pozisyon. Hacı dışarı gidiyor. Herkes gol diye ayağa kalktı. Ergün Hacı'ya doğru. Hacı kaleci çıktı. Tene. Suat. Fatih önündeki boş hareket alanını değerlendirdi. Fatih sokuluyor. Fatih ceza sahasında. Savunma araya girdi. Taça gönderdi. Okan Serkan'dan sıyrıldı. Güzel bir vücut çalımı. Okan ceza sahasında. Okan Tene. Şimdi Hacı'nın önünde kaldı top. Hacı orta kale ağzına. Elle oynama iddiaları var. Serkan uzaklaştırdı. Yeni bir atak. Fatih. Hakan. Erkan. Tugay. Karabük Spor savunması zor anlar yaşıyor. Şimdi Suat'a doğru. Hacı. Okan. Yerden orta. Serkan kaleye doğru gitti. Tene. Az önceki pozisyonu hatırlıyoruz işte. Suat. Ortası kale ağzına. Tene çift yumruk. Uzaklaştıran Tayfun. Ve işte bu pozisyonda elle oynama iddiaları sevgili izleyiciler. İşte bu pozisyon. Hakan. Ergün. Arif'e doğru dursun. Boşta kaldı. Popescu kaleci Tene. Mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamadı Galatasaray. Şimdi yeni bir atak. Hacı, Suat ceza sahasında. Hacı, orta uzak noktaya. Kafa, kaleci Tene. İşte izliyoruz sevgili izleyiciler. Az önce Dursun, Arif, Sekento, Popescu, bomboş kaleci Tene. Atak devam etti. Hacı ile. Hacı ceza sahasına girdi. Ortasını yaptı. Hakan vurdu kafayı Tene. Tekrar Tugay. Popescu vurmadı. Döndü sağ kanada. Okan. Orta penaltı noktasına kafa dışarı. Nefis bir kafa vuruşu ama kaleyi tutmadı. Popescu'dan sevgili izleyiciler. Galatasaray biraz canlanmaya başladı. İşte Okan'ın ortası. Popescu ve alta giden top. Hakan. Pası yanlış yere gitti. Serkan. Arif. Arif'in ortası. Hakan vuruşu ve topu aldı. 2-0. Hakan'ın ve Galatasaray'ın ikinci golü. Karşılaşmada 79. dakika. Gol yine Hakan. Minik bir Galatasaray taraftarının sevinci. Ve Hakan bu gol sevincini arkadaşlarıyla paylaşıyor. Galatasaray 2, Kardemir Demirçelik Karabük Spor 0. İşte pozisyon. Arif Hakan'a doğru ve Hakan'ın ligde 14. golü. Fatih Terim rahatladı. Dakika 79. Gol Hakan Şükür. Galatasaray 2, Karabük Spor 0. Tugay. Seyit müdahale yapan futbolcu. Arif. Dursun faul bekliyor. Arif onu karşılayan Serhat. Arif ondan da sıyrıldı. Yerde kaldı.
Yerde kaldı, evet. Evet, orada kalkamıyor. Serhat'ı yanına çağırıyor. Maçın hakemi Serdar Tatlı. Ve sarı kart Serhat'a. İşte Serhat'ın sarı kart görmesine neden olan pozisyon. Tahir'in vuruşu. Şimdi Erdoğan'a doğru. Kaleci Volkan için kolay top. Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğü. İki gol de Hakan'dan geldi. Hakan. Arif tekrar Hakan. Sol çaprazda baktı arkadaşlarına. Orta Arif. Son anda kaleci Tene. Serhat uzaklaştırıyor. Çok güzel bir organizasyon. Sarı kırmızılı ekipte. Popescu, Tene, İşte az önce Hakan'ın ortası, kademe yok Karabükspor'da Arif ve Tene, Bülent, Tugay, Arif, Fatih, Tugay, Hacı, Fatih, Suat'a doğru, Suat bıraktı, Hakan gol pozisyonu, Hakan üstüne, Hakan, Hakan'ın gecesi, 85. dakika, Galatasaray 3, Karabükspor 0. Gol. Üçü de Hakan'dan. Galatasaray aradaki farkı 3'e çıkardı. Tribünler ayakta. Kaptan Bülent Hakan golün sevincini böyle yaşıyor. İşte gol. Suat bıraktı Hakan'a. Hakan sol çaprazda. Vuruşu ve 3-0. Bu arada Galatasaray'da Arif oyundan alınıyor. Emre oyuna giriyor. Karabükspor'da da Seyit çıktı. Gürkan oyunda. İşte gol. Suat çok güzel düşündü orada. Hakan çaprazdan affetmiyor. Emre kareyi düşündü, Tene. Fatih. Mehmet. Bülent ve Serdar Tatlı. Karşılaşma bitti diyor. Galatasaray 3, Karabükspor 0. Ergün, ilk yarı zorlandınız, sonra fark geldi. Biliyorduk böyle olacağını. Karabükspor çok koşan bir takım, iyi bir takım. Aldığı neticelerden de belli. İlk yarı galibiyetle kapatabilmek için memnunuz. İyi oynuyorduk, çok gereksiz kırmızı kart gösterdi. Oyun canımızı alt üst etti, Galatasaray'ı tebrik ediyoruz. Galatasaray zaten bizden üstün bir takımdı ama başa baş giderken bir kişi atıldı. Kaptanımız. Elimizden geleni yaptık, skor normal. Peki, bir iddiam vuracak. Galatasaray'a göre normal sonuç olabilir. Biz burada en iyi şekilde mücadele etmek istedik. 3 gol yedik, sonuçta kaybettik. Galatasaray hayırlı olsun. Herkese ikinci yarıda başarılar dilerim. Çok güzel bir top oynadık. Daha da farklı olabilirdi. Çanakkale'nin Karabük'ün hiçbir pozisyonu yok bildiğiniz gibi. İyi bir top oldu. Bol gol oldu. Yarış devam ediyor. Galatasaray karşı Alçamiyen'de sürpriz yapmaya çalıştık. Bize göre kırmızı karta kadar başa baş mücadele ettik. 1-0, birinci goldan böyle bir gereksiz bir hatadan sonra oldu. Başa baş bir maç oldu ama kırmızı karttan sonra tabii hem 1-0 mağlubsun hem Galatasaray karşı olsun İstanbul'da. 10 kişi kaldık, orada maç koptu zaten. Başa baş bir mücadele oldu.
10 kişi kalana kadar çok iyi mücadele ettik. Ama hakemin oradaki takdir hakkını öyle sanıyorum Galatasaray lehine kullandı. Ve o pozisyondan sonra Sedat'ın söylediği bir şey var. Kesinlikle diyor kendisi takıldı diyor ama hakem hemen kırmızı kartını çıkardı. Ve bir de Popescu'nun bir pozisyonu var. Bizim futbolcuyu kastı olarak itti ama ona sarı kart dahi çıkarmadı. Hakemler biraz daha büyük takımları korumalarına gerek yok. Nasıl oldu pozisyon? Ya kasıtlı hiçbir hareket yok. Ben Hacı'yı arkamda görmedim bile. O ayağımı takıldı. Topu geçemeyeceği anlayınca attı. Sonra da bizi 10 kişi bıraktı. Haksız bir karar yani. Belki pozisyon olarak ben de tam pozisyonu göremedim ama Hacı arkamdan geldi. Ben Hacı'yı görmedim. O bana takıldığı için Hacı'ya yetişemeyeceğini anladık. Attı kendini. Nasıl? Güzel bir galibiyet. İyi oynadık. Bugün çok baskılı oynadık. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Uzun bir maraton var ikinci yarı. Bu puan farkını kapatıp inşallah yine şampiyon olmak istiyoruz. Eski maçlarına veya özenen maçlarına yakın pres kuran, çok gol pozisyonu üreten, çabuk oynamaya çalışan bir Galatasaray olması beni sevindirdi. Ligin ilk yarısını iyi bitirdiğini söylenebilir. Puan olarak, son maç olarak tabii. İmparator! Açıyor bakayım hadi. Hadi beyler. Beyler size. Fatih Hoca! Fatih Hoca! Fatih Hoca!